Nihayet Bodrum yolunda. Hemen hemen bütün gece göz yummamıştım. Bir kaymakamlık hapishanesini düşününüz. Daracık bir oda. Çoğunun penceresi yoktur. Daracık bir avluya açılan bir kapısı vardır. Avlunun duvarları yüksektir. Dışarıda nöbetçi kulübesinde bir jandarma nöbet bekler. Bir de gardiyan vardır. Her akşam gelip o karanlık odanın kapısını kilitler. Abdesthanesi yoktur. Defi hacet için bir eski gaz tenekesi kullanılır. Her kaymakamlık hapishanesi tas tamam böyle değildir. Ama aralarında az fark vardır. Uzun süre hapse hüküm giyenler ilçe hapishanelerinde alıkonulmazlar. 3 yıl kalebentliğin 6 ay kadarını yollarda geçirdiğime göre böyle bir hapishanede iki buçuk yıl süresince hapsolmak olasılığı vardı. Böyle bir olasılık göz önünde dururken artık yolculuğum sona eriyor diye eteklerim sevinçten zil çalmazdı ya. Şafağın alacak karanlığında beni dışarı çıkardılar. Milas'ın gece ayazından söz etmiştim. Mübarek ayaz buz gibi esiyor. Dişlerimi çatırdatıyordu. Jandarma dairesinin önünde sokakta bekledik. Aradan çok geçmeden kaldırımlarda at nalları şakırtısı duyuldu. 7-8 atlı gelip dairenin önünde durdular. Bu süvarilerin arasında galiba üç jandarma, bir postacı Mustafa, Bodrum postası at sırtında gidiyordu. Haftada iki defa. Bir postacı Mustafa vardı. Öteki süvariler Bodrum yolcularıydı. Yedekte bir de benim için eğeri boş bir at getirdiler. Benim süvariliğim hiç yoktur. Bir yolu süvari olarak gitmektense on kere yaya olarak gitmeyi yeğlerim. Beni kaldırıp ata bindirdiler. Postacı Mustafa. Bodrum'da aynı zamanda kahveciydi. Bana atın çok rahman olduğunu söyledi. Derken postacı Mustafa dah diye bir nara saldı. Benim atın ardına yaman bir kamçı çaldı. At da top güllesi gibi ileri fırladı. Böylece göç kervanımız yola düzüldü. Bodrum'a niye atla geldiğimiz merak edilecek. Çünkü yol yoktu. Önce de işaret ettiğim gibi Bodrum yollarında Büyük İskender'in savaş arabalarından yani 2300 küsür yıldan beri tekerlek dönmemişti. Ovalar düzlüktür ama ara sıra Pedasos daha zinciri geçilirken oralarda yol yaşlı bir dağ patikasının ibarettir. 1000 metre yüksekliğindeki bir dağ zinciri bir yere bir yerden 300-400 deniz mili deryadan daha iyi ayırır. Hatta dağın ayırdığı, denizinse ayırmayıp böldüğü söylenebilir. İşte bu nedenle Anadolu'da olduğu halde ayrıksı kalan Bodrum, Adalar Denizi'nin adalarına, Girit'e, İskenderiye ve ta Marsilya ve Barcelona'ya kadar Akdeniz limanlarına Anadolu'dan daha yakın düşüyordu. Neyse, Milas Düzlüğü ya da Ovası'nda eni konu ilerleyince Milas'ın o ün salan gece yazından kurtulduk. Pırıl pırıl, çil çil masmavi bir gündü. Bana hapishane olasılığını bile unutturdu. Ölüm ve idam kapısından geçen yolcuları ana yaratılış kollarıyla öylesine sarıyor ve bağrına basıyor ki demeyin gitsin. Milas'ın Sodra Dağı'nı arkamızda bırakıyoruz. Sakin, yapayalnız ve mağrur bir dağdır. Dolaylarındaki bütün tepeler an ve tiyatrosunun imparatorudur. Sodra yüksek bakışıyla o tepelere ıssızlığa tecavüz edebilirsiniz. Haydi edin bakalım dermişçesine meydan okuyor. Ne var ki biz ilerledikçe sanki Sodra ayaktayken çömeliyor ve usul usul ovaya siniyordu. Milas Ovası'nın sonunda Peçin Kalesi'ni solumuzda bıraktık. Bu Peçin Kalesi'nin üzerinde bir zamanlar Menteşe Beylerinin sancakları dalgalanırmış. Şimdi rüzgarda duvar taşlarının aralarına kök salmış çalılar fısıldıyor koca koca kertenkeleler yukarı aşağı seyirtiyordu. Peçin kalesinde yol birdenbire sağa dirsek verdi. Ardımızda soldura büs bütün ovaya batmıştı ama önümüzdeki insana ha işte buna daha derler dedirtecek bir alamet takınıyordu. Hani bazen zaman dağların girinti ve çıkıntılarını sanki yağmurlar ile şeker gibi eritir ve çatık kaşlarını çözer. Sonraları dağ tardalarla ekinlerle evcilleşir yumuşar da yuvarlak kadın memesine döner. Hayır, önümüzdeki dağ binlerce yüzyıllara meydan okurcasına dayatmış, dağların kartalı olarak kalmış. Patikanın topraklı yerlerinde nallarımız bizim değil, atların nalları patırdayarak, taşlıklarda çatırdayarak dağı tırmanıyoruz. Gönlümün yurdu, canımın canı yerlerden geçiyoruz. Ne var ki at şahlanıyor, sanki eğer ardıma vuruyor, Beni havaya fırlatıyor. Boşlukta kalacak diyelim ya yine küt diye e yere düşüyorum. Durma amacasına devam eden bu sıçrayıp kıç üstü düşüş içimi yani bağırsak mide gibi sakat adımı birbirine geçiriyor. Dayanmasına dişimi sıkıp dayanacağım ama yeryüzünde yürümek dururken içimi alt üst eden bu musibete niye dayanayım? Böyle dört ayaklı bir hayvanın üstüne binerek zavallı yaratığa eziyet çektirmek, hayvanın da bana işkence çektirmesinden ise iki ayağım yere dayayarak canım yeryüzünden güç ve kuvvet almam daha doğruydu. Postacı Mustafa kardeşe dert yanıp iflamın kesilmek üzere olduğunu anlattım. ''Ama siz ta Bodrum'a kadar yürüyemezsiniz, düşersiniz.'' dediler. ''Halep oradaysa arşın burada.'' dedim bacağımın uzunluğunu göstererek yere kondum ve hemen yürümeye koyuldum. Bütün yol arkadaşlarım yorulmamı bekliyorlar ve beni alay edici gözlerle seyrediyorlardı. Ama saatler geçtiği halde aynı hızlı tempoyla yürüdüğümü görünce şaşıp kaldılar. Beni zora gelmez çıt kırıldım kalem efendisi mi sanıyorlardı ne? Yolun her dönem içinde manzara değişiyordu. İşte sazlık bataklık varvil ovası. Köylülere göre bu yerin kemikli sivri sinekleri bile varmış. Gecelin hızla taban tepirdikçe insanın yüzüne iri yağmur damlaları çarpıyormuş gibi sivri sinekler yağarmış. Kulaklarda da sert sert çınlar gibi ağırdı arkası kesilmeyen bir vızıltı. Biraz ötede bir zeytinlik. Sağanak okşayan tatlı bir avuç gibi yaprakları sıvazlayınca zeytinlik boyunca gümüşü bir hare yürütüyor. Hü, -hü, hü, hü diye ılık bir yelpazeleyiş iş işitiliyordu. İşte Ekin Ambarı Köyü. Sonra birdenbire manzara görkemli oluverdi. Çamlık, akarsu, sarı su, sonra yine daha bir köy, köylü kadınlar, karpuz, kavun kesmekte, kara ve ak üzüm, çöven otu. Öyle bol ki, yeryüzünü helvaya çevirebilir. Dünyada soyu tükenmiş, Yalnız buralarda kalmış adem otu, mandragor, kösele gibi sert yapraklı kurt otu, ılgın sandal ağacı, renk renk hayıtlar, ay ışığında yaprakları mavi mavi çakan yabani sakız, karabaş, laden, ada çayı, yaban nanesi, kekik çetinlik, kır lalesi, çoban çantası, civan perçemi, Kardelen, gelincik, papatya, gül hatmi, yabani hanım eli, çan çiçeği, kandil ile sümbül, çayır güzeli, kadın tuzluğu, haseki küpesi, mersin. Daha sayayım mı? Bunlar yüzde biri bile değildi ya. Artık serbest olarak kendi ayaklarımın üzerinde dere tepe geziyorum, seviniyorum. Tepeme mavi ve uzun bir gök parçası taktı yaratılış tüy diye. Göğsüm bu bitkilerin ısırıcı ve kekre can kokusuyla soluk alıp veriyor. Yanımdaki insanların ne jandarmalığı ne mandarmalığı kaldı. Hep birlikte yol üzerindeyiz. Bodrum'da bir saniye takılacakmışım vız gelir. Jandarmaların silahlarına bile bakmıyorum. Önlerinde uzun adımlarla yol alıyorum. Hızımın rüzgarı yüzümü serin serin yelpazeliyor. Vururlarsa vursunlar arkamdan. Sevincimle Yere yüzüstü kapanır, toprakları avuçlar bırakır, avuçlar kalırım. Mesnevi'den iki mısra hatırıma geldi. Herkes kendi vusu ve sayı kadarınca nasip alır. Eğer senin kabın az su alıyorsa deryanın ne günahı var? Ne kap ne kacak. Gönül dolusunca yaşıyorum. Zamanı hep yatay sanırlar. Ben geçmişte yokum. Gelecekte de yokum. Şimdi dikine varım. Yükselmesine sonsuz, deninlemesine sonsuz. Dağlardan sonra ovamsı bir düzlüğe indik. Bir yolcu için güzel bir ovada dümdüz yürümek kadar hoş bir şey yoktur. Ama şimdi benim gibi yolculuğu anlatın için sahradan korkunç bir şey daha olamaz. Hele bu sahra üzerinde bir ırmak olsun akmıyorsa. Çünkü ovanın anlatılışı biter, ova bitmez. Uzar da uzar. Güzel bir ovaydı. Bir jandarma ve iki yolcu. Ya beni taklit ya da attan usandıkları için atlarından indiler. Dört kişi olduk. Çala taban yürüyenler. Dağlıkta, dönemeçlerden başka yolcular çıka koydukça ben selam veriyordum. İlk önce bu işte yalnız kalıyordum. Sonraları ötekiler de selamıma katıldılar.'' Artık kora halinde selam veriyoruz ovada. Bize doğru gelen yolcular kara noktalar gibi görünüyorlardı. Yaklaşıyorlar, yaklaşıyorlar. Merhabalar, hayırlı yolculuklar, hoşça kalınlar. Güle güleler ötüyor havada. Ayrılıyoruz. Bir yere geldik. İki köylü kızı güneş yanı esmer mi esmer. Birisinin gözü yoktu diyeceğim geliyor. Çünkü yüzüne bakınca gözlerin bulunması gerektiği kara kirpikli çatlaktan başının arkasındaki mavi gün görünüyor. Ta öylesine çakır bakışlı. Öteki kızın gözleri kara, ayın 15'ini kapkara düşünün. Bu koca kara ay ak bir geceden bakıyor. İkisi de yapışmışlar uzunca bir ağaç kütüğünün sağına, Aşimet yasasına sözüm ona uyarak koca bir taşı kulübelerinin önünden devirmeye uğraşıyorlar. Kan ter içinde. Yapışalım dedim. 6 yedi kişi tutunca kütüğü tonlarca taş levlevi gibi yuvarlandı gitti. Memnun oldular gözleri de dudakları da. Yaşasın sevinç diye gülüyordu. Yürüdük. Bir ara arkama döndüm. Postacı Mustafa atın üzerinde uyuyor. Bodrumlular adetidir dediler. Ama postacı birden bir uyandı çünkü jandarmanın biri aşka gelip başını havaya dikti. Upuzun bir hey hey ile sesini kapıp koyuverdi. Ovanın boylu boyunca uzadı uzadı sesi. Böyle bir şeyi bir yerde okumuş muydum? Yoksa bana mı öyle geliyordu bilmem. Ama ister okumuş olayım ister olmayayım. Öyleydi adamın o gün hey hey. Göklere bakan gözlerinde hayranlık vardı. Sanki hey'inin ye'si bitmek üzereyken ye'nin kuyruğuna iki avucuyla yapışıp ile hey havalanıyor. Göklere karışıyordu. Göklere bakan bakışında hayranlığı bile masmavi oluyordu. Deveci, külahın sıkı mı? Masalındaki deve kuyruğu değildi o. Uçan gönlünün izinde gidiyordu. Sözüm ona Ankara İstiklal Mahkemesi'nden Bodrum'a sürgün gidiyorduk. Boru mu bu? Ey güneşli ateşli buram buram cömert terli dupturu iklim. Kana kana sendeydim. Ne yazık ki o yolu işte ilk defa Bodrum'a giderken aldım. Çünkü sonra Bodrum Milas şösesi başka yerlerden geçilirdi. Ovadan sonra yine Sarp araziye geldik. Yolun kenarında bir harabe vardı. Gürültü olmayan yerde pek tabi sessizlik olurdu. Mezarda, denizin zindan dibinde, seslerde, ışıklarda, susar. Bir bir anlıkta, baykuşlar çığlık salsa, garip çakallar ulusa, rüzgarlar inlese yine de sessizliği kıramazlar. Sessizlik orada ta öylesine olumlu ve yapayalnız bir varlık olarak duruyor. Ama biz güle konuşa geçtik. Viranlık üzerine tuz eklenmiş sümüklü böceği gibi köpürmüştür onuruna dokunuyoruz diye. Derken güm! Jandarmalardan birinin silahı patladı. Bana mı diye arkama baktım meğer uyuyan bir yılanı vurup öldürmüş. Güneşlemekte olan zararsız hayvanı niye öldürdü sanki? Tüfeğin sesi adeta sessizlik yarattı. Patlayıştan sonra sessizlik daha ağır oldu. Bodrumlardan ve Mustafa'dan yolda denize varmayacak mıyız diye soruyordum. Güvercinlikte deniz kıyısına varırız diyorlardı. Kaç aydır deniz yüzü görmedim ya. Denizi görmeden önce ona yaklaşmakta olduğumu onun müjdecisi olan rüzgardan, havadan bir de bitkilerin başkalaşmasından hemen anladım. Toprak bolca kumluydu, sert ve kısa eğrelti otları, süpürge otlarıyla ılgınlar, cüce kamış çeşitleri, zakkumlar ve kıyı hindi bağları yerlere bu suçlarıyla, duruş ve el kol sallayışlarıyla büyük zorbanın baskısı altında olduklarına bildiriyorlardı.'' Ele çalılar korkudan iki büklüm büzülmüş, yerlere sinmiş, kumlara gömülmüşlerdi. Tek tük sıska ağaçlar da öyle. Kasıp kavuran deli boralar tarafından cin çarpmışa dönmüşler. Burkula burkula karman çorman olmuşlardı. Belli ki kökleriyle bağlı olmasalar Akdeniz fırtınalarının önünde köklerini ve kuyruklarını artlarına kısarak çığlık çığla ilerlemekte olan bizlere ve içerilere doğru tor top yuvarlanarak uçup kaçacaklardı. Eh koca deniz bu bitkilere yalnız bitkilere değil insanlara da korku verir. İlerliyoruz. içimde bir heyecan var. Denizi görmüyorum ama kulağım delik. Güçlü sesini duyar gibiyim. Uzaktan işitilir işitilmez iri bir uğultu. Bir dereye indik. Önümüzde bir sıra kırık diş gibi kayalar var. Kuşku yok artık. Bu uğultu homurtu değil. Süt be süt hazretin gülleşi. İki ağırbaşlı davudi nota biri bir bir oktav daha yüksek gelip giden bu notalar yuvarlanıcı bir inilti halinde ama bir saat rakkası gibi trik trak değil monotonluğu yok canlı bir şivenin duygululuğu var çıktı kayaların tepesine al sana cevat işte arşipel cezir ve elektrik dalgaları bütün gücüyle kıyı çakıl ve kumlarına binince Sularının inleyici seslerine yuvarladığı binlerle deniz kabuğuyla çakılların şarıltısını gene bağrına çekiyor. Derken bir hırlayış, işte karaya sürdüğü bin bir şeyi gene bağrına çekiyor. Denizin daha nice sesleri vardır. Kayalara soruyla cevapları, derin mağaralardaki gürleyişleri, imdat diye çağıran çığlıkları. Bırakalım onları bugün, Engin ciddi konuşuyor. Neredeydin? Sorma, sorma. Karakollar, koğuşlar mı istersin? Ta buraya gelinceye kadar karaları anlatı anlatı dilim kurudu. Geldim. Ver mavini serinleyeyim biraz. Al canımı. Ilık tuzlu rüzgar saçlarımı arkaya uçuruyordu. Göğsümü açtım bütün yolcular. Beni beklemek için değil, kendiliklerinden durdular. Atların kuyrukları ve yeleleri rüzgarda uçuyor, kantel içindeler. Onlar da denize bakıyor, hatta kayaların gözleri yoktu ama duruşları denize dona kalmış bir bakıştı. Orasının önünden yıllarca sonra kayıkla geçerdim. O dona kalmış kayalarla birlikte orada put gibi dikilen Halikarnas balıkçısını görürdüm. Ona hesap vermek gerekirdi bazı bazı. Sen ne dersin? Bu işi böyle mi şöyle mi yapayım diye sorardım titreye titreye. Berbat bir herifti o. Beni ensemden kavrayınca insan demez taştan taşa çarpardı. Onun elinden neler çektiğimi bir ben bilirim bir de Tanrı. Çakılları ayaklarımız ve at nalları altında şakrak şakrak şakırdatarak yalı boyunca ilerliyoruz. Güney kıyıları dantel gibi girintili çıkıntılı olduğu için kimi burunu aşarken denizden ayrılıyoruz. Ne var ki fırtınadan barınan koy ve büklerle bitkiler alabildiğine gelişmiş. Öyle ki çamlar ayaklarını denizde ıslatıyorlar sanılır. Yazın mavi mavi Meltem'in yelpazeleyişiyle kumsallarda apak zambaklar bir de süsenler asfoderler açmış. Bir yere geldik ki sakız ve süpürge çalılarının yolumuz üzerine sık serpilişlerinden kaçınmak üzere ayak uçlarımızda sağa sola sekerek bel kırıyoruz. Sanki at insan hepimiz bir Allegro Vives temposunda çılgınca dans ediyoruz. Top top çalılarda notalar. Yolun her dönemi içinde, her çalkanışında gözlerimize manzara, Kulağımıza ses olarak bizi sürprizler bekliyor. Söz gelimi şimdi hafif topuklarla hop hop hoplayarak gidiyoruz. Derken her yönü kaplayan izbi ağaç kalabalığına dalıyoruz. Birdenbire ufuklara kadar masmavi deniz görüyoruz. Lüle lüle kaymak köpükler kıyılara yayılırken göklerde de köpükler kadar beyaz martılar çark ediyor. Yahu yeryüzünde martıların bulunduğunu bile unutmuştum. İnsan patikanın oynadığı bu oyunun bir ikisini görünce Umutla dolu yüreği dahasını özlüyor. Bu yolun bir kısmından sonralara jandarmasız geçtiğimiz yol sanki önünüzde yürüyor ve sizi iki elinizden tutup oynata oynata çekip götürüyor. Derken yol birdenbire bir takla attı. Kendimizi körfezin dibinde güvercinlik denilen yerde bulduk. Kendi adına. Adı da kendine uygun bir yer. Burası yalı. Kıyısında ağaç diye yeşil duman kümeleri. Bu kümelerin ortasında fıskiyeler halinde kanat şakırtıları savruluyor göklere sonra düşüyor. Hep güvercin. Açıkta da arşipelin maviler ve ışıklar çıldırışı. Orada aynı zamanda bakkal dükkanı olan bir kahvehane vardı. Üç tarafı peykeli. Yan geldik. Gecikmiş bir öğle yemeği yiyoruz. Kimimizin kumanyası var kimimizde. Bakkaldan bulduğunu yiyor. Oradaki beş altı köylü selamımızı karşıladıktan sonra başlarını önlerine yediler. Ne bize ne de birbirine bir laf olsun söylemiyorlar. İnsanın onlara bir şey yapın, hiçbir şey yapamazsanız birbirinizi tekmeleyin bari diyesi geliyor. Güvercinlikten sonra Körfez'in güney kıyısını kovalayarak Torba denilen yere geleceğiz. Orası Bodrum Yarımadası'nın kuzeyinde bir küçük köymüş. Torbadan kısa bir yol kuşu çıkacak. Ondan sonra bir inişle Bodrum'a varacakmışız. Söylediğim yerlerin değil yalnız adlarını her taşını bile bilirim. Ama böyle ilk defa gittiğim zaman adı sormuyordum. Şimdi de o ilk gidişi anlatırken ilk gidişte öğrendiklerime bir de duyduklarıma tamamıyla sadık kalıyorum. Güvercinlikten torbaya giderken gördüklerimiz denize ilk ulaştığımız yerden güvercinliğe kadar gördüklerimizin hemen aynısı. Şu farkla ki... Bu sefer kıyılarda hurma ağaçlarına rast geliyoruz. Açıkta da Sali adalarını seyrediyoruz. Ey okuyucum, geçtiğim yerleri böyle bir anlatışımı aşırı bulma. Eğer sana aklı başında adamım diye söyledilerse yalandır. Bu yetmiş yaşımda bile aşığım ben. Eğer böyle bir işi ciddiliğe, aklı başındalığa uygun bulmuyorsan, sana ciddilik ve aklı başındalık taslayan ben değilim. Değil mi ya? Bilmezsen ben sana söyleyeyim. Aşık biraz aşırı olur duygularında. Eh, itidalle yalan söyle. İtidalle doğru söyle. İtidalle inan, itidalle sev. Allah belasını versin şu itidalin. İçimden nasıl esiyorsa öyle anlatıyorum. Şu kalıba, bu kalıba göre anlatacak değilim ya. Bırak sana istediğim gibi anlatayım. Geçtiğim yerleri birer birer anlatıyorum. Ben koltukta oturmam zorlanmadıkça koltuk üstüme otura koymuş gibime gelir. Ben dolaylarımla yaşar ve onlarla birlikte otururum. Oturdum yer ister kuş tüyü, ister taş, ister kayık olsun. Geçtiğim yerleri anlatıyorum çünkü ben onların bir parçasıyım. Onları anlatmamak, mavi sürgünü senden esirgemektir. Onun gözü zaten hep kaçmaktadır. İşte bu vardığım yerde berraklık ve açıklık vardı. İnsan dirseklerini gönlü genişleyince yayabiliyordu. Aşık garip ile Kerem. Anadolu'da gezmişler, dağlara, taşlara konuşmuşlar ama Anadolu denizlerinden hiçbir laf yok. Buraları sizin yerlerinizdir. Bırakın anlatayım. Sali adaları diyordum. Onlar karalardan uzaktılar. Öyle ki karaları unutmuşlardı her yönlerini deniz sarıyor ve beşikliyordu. Onlar da çocuk kadar masum uyuyorlardı. Kıyı boyunca uzun mavi bir rüzgar serin serin esiyordu. Kumsalın berisindeki çalılıklarda arılar uğulduyordu. Kıyıda yürürken ayaklarımız kumlara batıyor. Konuşan seslerimiz dalgaların hmm diye gelişiyle fıs diye çekilişinde kayboluyordu. Şaka değil deniz konuşuyordu usul usul. Artık güneş batıya ağıyordu. Postacı Mustafa ikindi artık güneş batmadan Bodrum'a varalım diyordu. Ben Milas'tan ayrılalı beri valinin kaymakama yazdığı kağıdın cebimde yerli yerinde durup durmadığını ilk olarak yokladım. Bu yolculuk sona eriyordu. Elbette sonu ermemesini özlüyordum. Yaradılış'ın oğlunu unutturduğu sürgün yavaş yavaş ve acı acı yine aklına geliyordu. Hani o ökseyle kuş tutan öksecinin kara parmakları var ya, işte onlar yüreğimi sıkmaya koyuldu. Torbaya vardık. Orada denizden ayrıldık. Kod de Azur. Bu da nereden hatırıma geliverdi? Oralarını hep biliyordum. Kod de Azur'un de. Cenova ile Dalmaçya kıyılarında. Demince gördüğüm yerler, hatta şimdi üzerinde taban teptiğim torba yokuşu, o anlı şanlı moda plajlarının topunu da tatar ağası gibi yaya bırakırdı. Bu cennet gibi kıyılar, amma da ihmal edilmişti böyle. Artık akşamdı, güneşin alas marladık deyip batıda kaybolmasına iki saat mine kalmıştı. Derler ya, felaket bekleyip durmak felaketin kendisinden daha acı ve uzun boylu bir felaket olurmuş. İdamı mahkum olanın asıl işkencesi idam değil, idamı beklemektir. Aylarca süren bu sürünmede bana kat kat ölüm olmuştu. Hapishane mi hapishane, serbestlik mi serbestlik, ne olacaksa olsun bir ayak önce ve selam. Benim de derdim postacı babacan Mustafa'nın derdine denkti. Varalım efendim varalım. Resmi idareler kapanmazdan önce varalım. Artık koğuş ve beklem olmasındı. Adımlarımı sıklaştırdım süvariler de bastılar mahmuzlarını. Dedik ya akşam da artık işte bu yerin benzeri olanlar da hatırıma geldiğine göre Nice, Monte Carlo, Biarritz, Ostend'da yüz binlerce kadın günün pek önemli olan bu yarısında aynalarının karşısına oturmuşlar güzellik ve moda endüstrisinin buyruklarına uyarak yüzlerine mevsimin standart güzelliğini makyajla vermeye çabalıyorlardı. Akşam yemeğine hazırlıktı bu moda endüstrisi bu kadınları kılık kıyafetleri içinde taahhütlü posta paketi gibi kapalı olarak doğumlarından ölümlerine dehliyordu. Tuvaletleri tamamlanınca akşam yemeklerini yiyecekler sonra danslar manslar olacak ve dolambaçlı yollardan gece avantürlerine girişerek gizlice birbirinin yatak odalarına kayacaklardı. Tuhaftır ama bu bomboş paketlerin dünya ekonomisine etkisi büyüktü bir nedenden bir nedene sıçraya sıçraya düşünülse anlaşılır ki bu cennet gibi yerlerin ihmal edilme nedenlerinden biri de büyük ihtimalle moda endüstrisidir. Vazgeç efendim. İşte tam o tuvalet ve hazırlık anında ben tamamıyla masum bir adam, jandarmalar muhafazasında sürgün yerim ya da hapishanem olacak şehre yaklaşıyordum. O anda gönlüm 16-17 yıl önce gördüğüm ve bu yerlere uzaktan uzağa benzemesiyle hatırıma gelen Batı Akdeniz kıyılarında değil. Cezayir'de Fransızlara karşı vur patlasın çal oynasın çat çut diye çakmak çalan Abdülkerim'in savaşlarıyla İrlanda'da İngiliz İmparatorluk kuvvetleriyle çarpışan Erinlilerle birlikteydi. Rahatsız bir dünyaydı o. Neyse Çalı taban yokuş yukarıya gidiyoruz. Artık hepsi süvariydi. Çalı taban giden yalnız bendim. Arkası yağar.